Şimdi diğer araştırım biraz daha hızlı geçeyim sırasıyla. Varparacım objelerinizin içine doğru ya da dışına doğru böyle kenar çizgilerinizi yumuşatarak hatlarınızı yumuşatarak mesela keskin kenarlarda da kullanabilirsiniz bunları. Şöyle mesela yumuşatabilmemi, yuvarlayabilmemi sağlıyor. Objenizin formunu değiştirebilmenizi sağlıyor. Hemen altında tivril zaten aslında şeklinden belli. Kenarlarda oluşacak bir döndürme işlemi. Bakın tıkladıkça tivril efektini bir nevi belki diğer programlardan hazırlayacaksınız. Döndürerek işlem yapabilmemi sağlıyor. Kenarlardan ortaya doğru da yapabilirsiniz bunu. Pucker'la yine aynı şekilde objenizin içine doğru çekiştirerek böyle çekerek ya da aynı şekilde dışa doğru çekerek böyle tutup çekme formunda işlem yapabilmenizi sağlıyor. Blut aynı şekilde ama bu sefer yuvarlak bir şekilde gördüğünüz gibi daha böyle çekerek değil de daha geniş formda aynı işlemi şişirme ya da daraltma gibi de düşünebilirsiniz. Yapabilmenizi sağlıyor. Biraz birbirlerine de zaten aslında amaç olarak benzeyen de araçlar. Scallop'la bakın aynı şekilde objenizin kenarlarından böyle tutup mouse'umuz sol tuşuna doğru basılı tutup çektiğim yere doğru kenarı çekip topluyormuş gibi. Sanki içeri doğru alıyormuş, çekiyormuş gibi bir izlenim yaratabilirsiniz gördüğünüz gibi. Şekillerinden de biraz belli oluyor zaten. Diğeri de tam tersi mesela. Dışarı doğru püskürtüyormuş gibi. Sanki oraya tıkladığımda rengi püskürtüyormuş gibi işlem yapabilmemi sağlıyor. Ve son olarak da bu kenar hatlarınızı yumuşak yumuşak bütün hatlara aynı şekilde kenarlara yumuşak yumuşak girintiler çıkıntılar verebilmenizi sağlayan araç. Tamam. Bu ilk zaten vit çizgisel müdahale içinde ya. Diğerlerini vit dışındaki diğerlerini yani şimdi gösterdiğim araçların hepsini resimler üzerinde de deneyebilirsiniz. Mesela bu objeler üzerinde denedik. Bir tane de resim üzerinde deneyelim. Şöyle penguenler alalım mesela. Biraz şöyle küçültüyorum sayfama kadar. Şöyle embed yapalım. Şimdi mesela burada da deneyebileceğiniz özellikler var. Mesela warp'la bakın şöyle. Zaten bir nevi resmin üzerine geldiğim zaman sanki objeymiş gibi müdahale edebilecekmişim gibi bir gördüğünüz gibi simetrik çizgiler oluşturuyor üzerinde. Bakın resmi sanki böyle kenarından tutup elimle buruşturuyormuş gibi işlem yapabiliyorum aynı şekilde diğerlerinin olduğu gibi. İşte Trill'deki seçeneği mesela resmin kenarını katlıyorum. Biraz ağır yapıyor sadece. Diğer seçeneklerim de aynı şekilde. Bakın tıkladığım yere doğru. Hepsinin üzerindeki etkileri, şişkinlik, daraltma özelliklerini resimler üzerinde uygulayarak yapabilirsiniz. Geliyorum mesela kenarlarını. Biraz ağırdan ağırdan yaparak kenarlarını buruşturarak gibi yani hepsinin etkisini görebilirsiniz. Resimler üzerinde de efektlendirme gibi isterseniz kullanabilirsiniz.